Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Cumhuriyetimizin ana unsuru olan Türk milliyetçiliği düşüncesine sahip gazetecilere yönelik yeni bir baskı politikası geçtiğimiz günlerde ifşa olmuştu. Tutuklanan genç gazeteciler Serkan Kafkas, Suha Çardaklı ve Batuhan Çolak için valilik karşısındaki park alanında İYİ Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nca eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirildi. İlk Kadın Politikaları Başkanı Münevver Büyükalgan, Türk milliyetçiliğinin 2023'te siyasi iktidarın yol açtığı sığınmacı dalgasına karşı Türk milletini bilinçlendirmek isteyen genç gazeteciler üzerinden hedef alındığını söyledi. 1944'te Tabutluklar'da, 1980'de Mamak'ta zincirlenmek istenen Türk milliyetçiliği, 2023'te siyasi iktidarın yol açtığı sığınmacı dalgasına karşı Türk milletini bilinçlendirmek isteyen genç gazeteciler üzerinden hedef alınmıştır. Oysa bu topraklarda gazetecilik, milletin derdini dert edinmek ve bunların çözümü için cesaretle doğruları yazıp konuşabilmektir. Gözaltına alınan ve tutuklanan genç gazeteciler de işte bu sorumluluğun bir parçasıdır. Ancak kulak verecekleri yerde gözaltına alınmış ve tutuklanmış, bunlar yetmemiş gibi genel sağlık hakları görmezden gelinmiştir. Bu kasıtlı ve art niyetli tutum sonucunda söylemekten utanç duyulması gereken gönderilerinde milliyetçi paylaşımda bulundukları tespit edilmiştir. İfadesi dava dosyasına girmiştir. Türk milliyetçisi olmak, Türk milletinin geleceği için paylaşımlarda bulunmak, şehitler ölmez, vatan bölünmez pankartını taşımak asla bir suç olmadığı gibi Türk milletinin her bir ferdinin görev ve sorumluluğundadır.